Evet, selamlar, saygılar. Bir replaysta daha tekrar birlikteyiz. Erlenberg haritasında Project Ion tankıyla oynuyor Osman. Evet, buraları geçiyorum hızlı bir şekilde. Burada gördüğünüz gibi Osman Bey herkesin genelde ağırların gittiği bölgeye doğru gidiyor. Bu bölgenin avantajı şöyle bir şey. Öncelikle şunu da bilgisini vereyim. Bu nehrin bu bölgesinden karşıya geçebiliyorsunuz. İlle sağ taraftaki köprüyü kullanmanıza gerek yok. Bu bölgeye de bir gerideki bölge haritaya son derece hakim bir bölge. Bu arada geçerken Astronex'ten iki tane hasar alıyor. Bir hasar da TSF SCH A tankında alıyor. O da ne diyorum ben? Hiç bilmediğim tanklar gelmiş. Mühimmata denk geldi. Patlamadı, şanslıydı. Artı attı akabinde. O 18 hasar verdi. Biraz da şok hasarı verdi. Önündeki moloz yığınları birazcık da olsa korudu diyebilirim. Dediğim gibi bu bölge gerçekten bu haritanın her yerine hakim bir bölge. Arkadan inanılmaz şanssız bir olay. Çünkü RNG resmen o pozisyonda tank vurdu ve o isabetli, aslında isabetli gibi görünen atışın isabetsiz olmasına sebebiyet verdi. Biliyorsunuz World of Tanks'ta artı 25 eksi 25 RNG var. Bu demek oluyor. Hasarınız, isabetiniz, delme ihtimaliniz artı %25, eksi %25 ihtimallere bağlı. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Üstüne artı puan da gelebilir, eksi puan da gelebilir. İşte bahsettiğim şeyi yapıyor. Yine buradan met bölgesine bakıyor. Bir atışı yok gibi, biri geçecek gibi. Ona bakabilir miyim diyor. Nişanını alıyor ve garaja yolluyor. LTG, LTG tankını bu arada artı attı. Tam zamanında kaçtı ki burada artı uyarıcısının, artı sinyalinin ya da artı alarmının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Karşıda çetin bir ceviz var. Tiger 2 onu ateş etti, sektirdi. O da Tiger 2'den sektirdi. Seviye 8 bir maç ama Tiger 2 gerçekten karşıya gelebilecek iyi bir tank. Benim de sevdiğim bir tank. Çok fazla oynamadığıma bakmayın. Normalde sevdiğim tanktır. Arada oynarım ama hani çok fazla oynamıyorum. Hatta bir sonraki yayında büyük ihtimalle oynamayı tercih edeceğim. Evet, burada spotlanacak Tiger 2 karşısında kolay bir rakip değil. Tiger 2, ah ah diyoruz. Eğer bir saniye geç kalsa Tiger 2 net bir atış yapacaktı. Ve belki de delecek Tiger 2. Artı bu arada pat bırakmıyor onu. Fakat Artı'nın çabası beyhude. Çünkü isabetli bir atışlar yapamıyor Artı. Bu da çok da fazla etkili olmadığı anlamına geliyor. Yine aynı bölgeye bakıyor. Kimsenin olmadığını görüyor. Ve artık burada durmaması gerektiğini düşünüyor. Ve ileri doğru basacak mı? Evet. T29'a doğru basabilir. T29 var orada ama arkasında Tiger da var. Ondan birazcık endişeli. Yani T29'u, evet, T29 için güçlü bir rakip ama arkasında Tiger varsa, T29'u da taretini iyi kullanan bir oyuncuysa orada sıkıntı yaşayabilirler Osman Bey'e. O ona rağmen biraz düşünüp taşınıp en sonunda ya basayım artık şu T29'a, en azından 2 hasar, 2 mermi sokarsam yarı canı indiririm, ardından da gerisine bakarız deyip yola koyuluyor. Burada molozların üstünden hoplayaraktan, zıplayaraktan geçiyor. Artı T29'a çalışıyor. Bu bizim için avantaj. T29'u görüyor. Nişanını alacak. T29 ona bakıyor. Atışını yaptı. Sektirdi. O T29'a ilk mermisini soktu. İkinci mermisini tekrar atacak. T29 aynı pozisyonda koruyor kendini ve ikinci atışını da yapıyor. T29 yarı canını, evet, Osman Bey'e veriyor. Arkada dediğim gibi bakın Tiger de oraya geldi. Tiger'ın gelmesi artık daha zor bir pozisyon almasına sebebiyet verecek. Çıkmak istemiyor. O da çok mantıklı bir şey yapıyor Tiger 2 ve ikisi de çok mantıklı bir şey yapıyor. Yükler yüklemez T29'a çıkacak. Tiger 2'nin de orada olmadığını görüyor. T29'a atışını yaparsa garaja olacak. Son bir atış kaldı. İlk atışını soktu. Son atış Tiger 2 sektirdi ve o da garaja yolluyor Tiger 2. Tiger 2 sektir diyorum, özür dilerim. T29 sektiriyor bunlar. Hep heyecandan ve hızlı konuşmaktan doğru. Doğuyor diyeyim, doğru da yanlış bir cümle. İyice buralarda konuşmayı bilmeyen yayıncı olarak şeye geçiyoruz. Literatüre geçiyoruz. Evet, T29 garaja gitti. Tiger 2 arkada. Tek Tiger 2 kaldı diye tahmin edebilirsiniz ama arkada başka adam olma ihtimali var. O topunu yükledikten sonra Tiger 2'ye doğru basacak. Görüyor, bir tank daha var orada. İKV 90B var. İlk atışını yaptı. İKV 90B sektirdi. İkinci atışını yapabilecek mi? Keşke bunu atmasaydı. Tiger 2 hemen geldi, o da kaçtı. Gerçekten mikronluk hareketleri izliyoruz. Mikronluk anlarda atış yapabiliyorsunuz ya da yapamıyorsunuz. Bıçak sırtı gidiyor. Çok büyük bir ihtimalle oyunu kazanacaklar. Niye derseniz, rakip takım çok fazla geriye yaslandı ve bu da rakip takımın sonu demektir. Evet, burada birazcık daha onlara yaklaşmak istedi. Belki arkadan dolaşabilir. Yok dedi, vazgeçti. Arkadan dolaşırsa Artin'in hedefi olacak. Burada ben size bir şey göstermek istiyorum. Burada muazzam bir şekilde bilinçli
çok akılcı bir atış yapıyor. Bakın şöyle anlatayım size. Şu pozisyon iyi. Bakın ilk atışını yapıyor. Şu anda Tiger tarafından, zaten Tiger'ın algıları o tarafta değil. Tiger farklı bir yere bakıyor. O farklı bir mevzu. Ama Osman da Tiger'a nişan alıyor. Atışını yapıyor. Tiger aha diyor, burada bir tank daha var. Ona ateş etmem gerekiyor. Taretini oraya doğru çeviriyor. Şu anda kendini coverladığını görüyorsunuz. Bakın hiçbir şekilde Tiger'ın görüşünde yok. Hiçbir şekilde Tiger ona ateş etmeyecek. Çünkü mermisinin dolmasını bekliyor. Bir ders niteliğinde bir pozisyon bu arkadaşlar. Ağır tankta nasıl pozisyon alınır? Nasıl ateş edebiliriz? Side scrap yapmadan. İle side scrap yaparak burada biraz daha fazla şansı olabilir. Ama o da riskli. Şu pozisyon gerçekten ders niteliğinde bir pozisyon. Topu yükledikten sonra geri çekiliyor. İkinci topunu atıyor gördüğünüz gibi. Ve burayı bir daha oynatsam mı? Az önce çünkü hata verdi. Reply. Evet şu pozisyon. Şu açı çok iyi. İlk atışını yapıyor. Özellikle ikinci atışını göstermek istiyorum. Bakın şu anda topu yüklüyor. Bir tık daha yavaşlatacağım. İkinci atışını yapmadan geri geliyor. Çat yapıştırıyor geçiyor. Şu anda gördüğünüz atış son derece kurallara uygun. Her şeyin 10 numara yapıldığı bir atış. Neyse devam edelim. Özellikle bunu göstermek istedim. Özellikle bu işkenceyi hem kendime belki de size çektirdim. Gerçi kat yapıp koyacağım bunu. Direkt siz şeyi göreceksiniz, atışı göreceksiniz ama olsun, sorun değil. Ve burada da artık bir atış arayabilir miyim diyor. Tiger atışını yaptı. Iskaladı. Artık çok geç. Tiger garaja gitmiş oldu. Artık zaten maçı kazandılar. 8-5. Çok rahat şu anda Osman. Ve yine bir hasar alabileceği yeni bir pozisyon arıyor. Solda tankların olduğunu tahmin ediyor. Belki base bölgesinde bir RT ya da belki bir TD vardır diye tahmin ediyor. Ben de öyle tahmin ediyorum. O yine haritanın hakim bir bölgesine geçtiği için, az sonra olacaklar için gerçekten şans diyemeyiz. İşte onlardan biri atışını yaptı. Bundan sonra artık 9-6 çok fazla bir şansı yok diyebilirsiniz. Hani ne kadar hasar atabilir, ne kadar tank gelebilir. Belki diğer tarafta, nehrin diğer tarafında o yetişene kadar kendi adamları öldürür diyebilirsiniz. Ama her zaman söylüyorum, haritaya en hakim bölgeden gitmeniz gerekiyor. Özellikle şu son dakikalarda fazla hasar atmak istiyorsanız. Ve işte bir TD orada. Fucanlı ilk atışını yapıyor. Aa, bir TD daha orada. Ne kadar şans değil mi? İkinci TD de orada çıktı. O canı çok olana atıyor. Hasar odaklı oynuyor. Ve onları da atışlarını yaptıktan sonra ileri doğru basacak. Burada çok büyük bir ihtimalle bir RT, bir light olabilir. Belki bir TD de çıkabilir. Bilemiyoruz. O topun yüklemesini artık beklemiyor bu gibi durumlarda. Çünkü maçın sonları, hasar can puanı ise, pardon, can havuzu ise şu an için ona el veriyor, destekliyor diyebilirim. Bu arada inanılmaz bir ıska ikinci atışı ıskalamadı EBR'ye karşı. Ve bakın yine top artık birazcık daha yükledikten sonra basacak. Çünkü beklemesinin de bir mantığı yok. Zaten hasarını atmış. Canı yarıdan fazla. Hani onu tek de alabilecek bir can neredeyse yok. Ve RT'yi görüyor. Zaten seviye düşük bir RT. Ve onu da tek atışta çok büyük ihtimalle alacaktır. Onu da tek atışta alıyor. Ve çok uzaklarda da bir FSF tankı, onu da başarılı bir şekilde alıyor ve garajı yolluyor. Evet, gerçekten özellikle o atışı tekrar tekrar izlemenizi isterim. Belki bir short videosu yaparım, atarım YouTube'a. Ama gerçekten de çok başarılı bir atış olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü kurallara çok uygun. Genel oyun itibariyle zaten çok iyi oynadı. Haritanın neresine gideceğini çok iyi bildi. Ve takımında da en fazla hasarı atan kişi olduğunu tahmin ediyorum. 5971 hasarla. Hemen maç sonu raporlara gidelim. Eğer açarsa. Evet, maç sonu raporlarda WOT rekord açtı. 5000 küsur hasar attığını düşünüyorsunuz değil mi? Bakın 5700 müydü? 5971. Körden atışımız olmuş. Özür dilerim. 5971 hasarla takımın birincisi oluyor. Takımı sırtlayan, maçı kazanan Cristiano Ronaldo, Maradona, Messi oluyor resmen. George Hagi oluyor resmen. 7 kili var. 5971 hasar ve 1768 de deneyim puanı alıyor. Genel olaylara baktığımızda tabii ki Master'ını alıyor tankın. Ustalık brevisini alıyor. Çok çok normal. 10 tankla karşılaşmış olduğunu görüyoruz. Yani 10 tankla connection sağlamış ve onunla da hasar verdiğini görüyoruz. Osman Bey'in ardından High Calibre alıyor. Bu da çok normal.
Top Gun alıyor. Bunların hepsi bu kadar hasar aldıktan sonra gelecek şeyler. Hand of God Tanrı'nın Eli ödülünü alıyor ve yine bir sürü madalya aldığını görüyorsunuz. Atış etkisi madalyasını da alıyor. Evet, gerçekten eline koluna sağlık diyoruz. Özellikle o atış gerçekten çok nizami bir atış. Onun dışında da çok çok güzel oynamış ki zaten ben Osman'ın da oyunlarını, maçlarını genelde çok beğeniyorum. Evet, güzel bir replay için Osman'a teşekkür etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.